beauty style and protect hem tarzını hem saçlarını korur. Yatırımda deneyimin adresi Gedik Yatırım sunar. Lider Trabzonspor devre arasının lideri Başakşehir ile karşılaştı. Güzel bir maç oldu. Gol yoktu maçta ama güzel bir maçtı futbol evet. adına, Taktikler adına, işin taktik kısmı ile ilgili, mücadele kısmı ile ilgili Performans kısmı ile ilgili. Bireysel ya da takım performansı ikisini de söyleyebiliriz burada. Hı hı. Güzel bir maçtı. Hani 0-0 biten maç güzel olur mu? Hele bizim ligimizde oluyormuş. <laughs> Demek yani oynamaya çalıştığın zaman bir oyunun olduğu zaman 0-0'dan da keyif alabiliyoruz. Ben şöyle giriş yapayım maça. Bu maçın yıldızı toptu. Yani iyi takımların maçında da yıldız, maçın yıldızı top olur zaten. Hı hı. Top da en çok Marek Hamşi'nin ayağına gittiği zaman hakkının verildiğini hissetti. O yüzden hep onun ayağındayken daha şık göründü. Daha parladı. Ee, doğal olarak sahada, sahadaki herkes yani o meşin yuvarlı artık meşin olmasa da hak ettiği gibi davrandı. Ee, dediğimiz gibi özellikle Hamşik. Doğal olarak topun hak ettiği değeri gördüğü maçta da izleyenler ve oynayanlar aynı zamanda keyif aldı. Başakşehir biraz daha temkinliydi. Biraz daha aman ne olur ne olmaz modundaydı. Trabzonspor da baktı rakip böyle oynayınca yenil yani 0-0'da seni takip eden üçlü paket içerisindeki en evet. diş gösterenlerden birisi yani Konya'ya Başakşehir'e yenilmediğin zaman e, fena değildir yani. Ki o da rağmen yine risk kaldı Tabii, Trabzonspor. Bir de fark açılmışken evet. en azından farkı korumuş oluyor. Bu gibi cebinde aslında beraberlik ihtimali var. Ee, olmasına rağmen Trabzonspor yine e, maçı kazanmak için de hamleler yaptığını evet, söyleyeyim. Yani ilk, Hayır, yarın, bir, bir ilk zorladı yani. İlk yarının bence tamamı ve ikinci evet. yarının bazı bölümleri. Evet. gibi çok doğru söyledim. Yani maç golsüz geçse de böyle yani, kısır maç değildi. Tabii. Yani iki takım da sahaya çok doğru yerleştiği için, çok odaklı olduğu için sonuç böyle oldu. Eee tipik bir Avrupa Ligi grup maçı gibiydi. Eee Evet, zaten iki takım da çok doğru yerleşince ki yani doğru yerleşme dediğim şu. Ya yani iki takım 9 numarası da topsuz oyunda çok iyi savunma katkısı veriyor. Okaka Çuko zaten çok büyük bir özelliği bu özellikle. Hal böyle olunca devreye şu giriyor. Ya ekstra bir hareket olacak. İşte Dorukan'ın sürpriz şutu. Ya da ekstra bir özel yetenek olacak. O da evet. programa hakkını vererek açtığın Marek Amşik. Yani şurada Koynos'u attığı pasta. Bak şöyle de zaten yerleşikti Başakşehir. Orta sahası da yerleşikti, savunması da yerleşikti. Ya öyle bir pas çıkarttı ki şuradan. Şeri arapası değil yani. İki hatta birden kıran bir pas. Yani orta saha da oyundan düştü, savunma da oyundan düştü. Yani şuradan forvetini karşı karşıya bırakacak pas atmak direkt yetenek. Çok dar bir alanda tabii, tabii. Yok, alan ya. yok yani. Topu çok dar bir alana Gerçekten düşürüyorsun. Gerçekten santimi santimini ayarlaman lazım. E, ve artık zaten ters ayak demiyorum. E, hatta bir sosyal paylaşım yapmıştım bu hesabında. Ee, ya yani Marek Hamşik, benim gördüğüm yani şöyle bir bir devre izlesen hiç bilmeden bir devre izlesen ya bu adam hangi ayağını kullanıyor anlamayacağını ikisini de çok iyi kullanma anlamında. Ee, mesela bir e ekran daha vardı Beşiktaş'ta ikisini de kullanıyordu ama ikisi de acayip değildi yani ikisi de sıvasat kullanıyordu. Marek Amşik gibi oyuncu ikisini de çok iyi kullanma anlamında David Cunola'yı izlemişti böyle adam soluyla da plaseyi vuruyor. Sağıyla da aynı plaseyi vuruyor. Çok ve, Tottenham ve, efsane aynen, olan ve yani efsane. Ronaldo. Efsane Ronaldo. O da yani anlamazdın yani hangi ayayla e, daha iyi şut çıkardığını. İkisiyle de ve sol ayla acayip sert şutlar çıkartırdı. Marakamşik çıktı öyle. Zaten hani, şuradaki korneri solda kullanıyor. şuradakini sağda kullanıyor. Şuradaki friki solda kullanıyor. Hatta Roma'ya golü var şurada. Ee, çok özel oyuncu gerçekten ve bu şey değil sonuçta. Bu da Trabzonspor'un başarısı. Sonuçta bir paket halinde sunulmadı. Adam bu sezon nasıl size Maray Kamçık'a olmadı. Uyandı bu işe Trabzonspor. E, Maray Kamçık'ın futbolu hala odaklı olduğuna evet. ve daha turnuvaya çıkmadan transferini bitirdi. Her zaman söylediğim şey o turnuvaya çıkmış olsa bırak hani e, İstanbul büyüklerinde uyanmasını. Ya, hazır, İtalya'da devam ederdi. 5 Büyük Lig'e geri dönerdi. İtalya, net. İtalya'da net devam ederdi. Belki evet. Napoli bile Gel de en azından kadroda bulun derdi. Tabii. Yani, abartarak söylüyorum ama yani Udinese'si, Cagliari'si, Genoa'sı filan, e, Fiorentina'sı falan. Hatta Premier League'de örnek öyle Everton'da net oynar. Tabii tabii koşa koşa giderdi. E, dediğin çok doğru yani öyle bir kısırlaşmış bir maç yoktu gol olmamasına rağmen. Çünkü iki takım da dengeli oynadı ama böyle tutucu bir dengeli değildi. Yani böyle cüretkar bir dengeli oyun yani. Hem cüret ettiler hem de kendi konumlarını kendi kontrollerini kaybetmediler. Bu ligde pek görmediğimiz bir şey. Serie A'da çok gördüğümüz bir şey. Premier Lig'de en iyisini gördüğümüz şey. Zaman zaman Manchester City bu dengeyi bozsa da sıklıkla gördüğümüz iyi özelliklerini gördüğümüz bir şey. Marek Hamsik bu lig için belir belirleyici bir oyuncu. Galatasaray bölümünde dedik ya Kerem Aktürkoğlu alt liglere tekrar baktıracak. Acaba oradan oyuncu çıkarır mı izledirtecek. Hamsik de belli yaşın üstünde bir oyuncu alırken bu oyuncu aynı zamanda büyük lig oyuncusuysa nasıl oyuncu alınmalının göstergesi hani tamam 30'dan 30'un üstünde oyuncu alıyorsun da tamam hadi bu adam da işte İtalya oynamış da nasıl olmalı? Hamşik gibi olacaksa gelsin dedirtecek hı hı. iş o noktaya gelecek. Yani şu anda yaşı kaç maliham şimdi 35 var mı? Yani 30 üst... 87'li de hatırlıyorum ama. 34 35 yaşında adam. Bakayım Her maçın en çok koşan oyuncusu olur mu ya? Dünkü maçta bir de hani Koşusu da şey değil. Öyle 10 11 koşmuyor. 12 44 koşmuştu. Evet abi. Hani yani yani topu alıp ayağına sonra yaptıkları yesmiyor. Bir de tabii, tabii. koyuyor hani yani ortaya. Mesafe kat etmedi. 87'de evet. 34 35'ine gelmiş adam. 13 kilometreye yakın koşuyor Başakşehir gibi bir rakibe karşı. Yani Mahmutlara, Berkaylara, Alexişlere karşı falan koşuyor bunu. Bunu bir de mesela şimdi koşu mesafelerine baktığımızda bu takımın genelde kanat oyuncusu, bek oyuncusu koşar. Bu çok normaldir. Önde oynayan takımının stoperi de koşar. Çünkü öne çıktığı için hep geriye sprint 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 koşu mesafesi bir anda adam zaten var. 2 metrede 10 kere sprint atsa zaten 20 metrelik koşuyu sadece biz 1 dakika içerisinde yapar. Oradan hesap et 90 dakika. Ama bu adam 6'ya çekildiği maçta koştu bunu. Ya istese 6'da durur. Oturur 6'ya ya da 4'e kafa karıştırıyor. 6 diyeceğim Ya da 4'e <laughs> Abi oradan yok mu bu adamın eybesinde? Var. 2 tane uzun menzilli gönderir. Ben işimi yaptım Tabii. der. Ama adam 6'da ya da 4'te oynarken <laughs> adam koşuyor. Topla da iş yapıyor. Topsuz da iş yapıyor. Bu çok değerli. Ya hamşinin en büyük de tek sıkıntısı ne biliyor musun? Napoli'ye gitmesi. Şimdi diyeceksin ki ne alaka? Adamın asıl en önemli özelliği Napoli'ye gitmesi. Abi Napoli'ye gidince bir oyuncu başka takımda olmuyor. Bak Napoli değil Fiorentina'ya gitseydi zamanında. Nereden gitti? Brescia'dan. Brescia'dan şeye gitseydi, Fiorentina'ya gitseydi. Emin ol Premier Lig büyük altı ya da Real Madrid falan yapardı. Özellikle o 13-14'lerde falan yani o Sarri ile beraber takım uçtuğu zaman. O şampiyonluk yarışı verdikleri zaman. Hatta Ancelotti ile bir tane yani en kötü... Yani bir Tottenham'ı, Chelsea'si vardı biliyor musun? Bu arada yani, gündemde diye aslında ama işte oradaki sıkıntı Napoli'de olması. Napoli'ye gidince oyuncu çıkamıyor Napoli'den. Yani istemiyor adam Napoli'den çıkmayı. Çıkan da ağlaya ağlaya geri dönüyor. Şimdi Cavani gitti olmadı abi. Hani Higuain gitti olmadı. Lavezzi gitti olmadı. Jorginho gitti oldu. Ya oynuyor. Yani, ama Cavani de çok olmadı denmez ya. Paris'te. De olmadı. Ya Paris. Paris'tesin anlamak. Paris Saint Germain yani. Ya, la... Lig 1'i kazandın. Peki zaten 30 senede 28 kere sen kazanacaksın. Bu belli. Oldan kastım şu yani. Şimdi Vlaovic Fiorentina'dan çıkacak. Yapacak Premier Ligi. Oradan devam edecek Yani, yani Napoli'de kalıyorsun. O tutuculuğun içerisinde boğuluyorsun yani. O, o de çıkamıyor bak. evet, <laughs> o fazla kaldı. Kolibali, yani, bir ara Van Dijk'ın yanına ekleyecek diyorum. Bu, bu şey kaldı öyle. Maradona etkisi bu. Maradona etkisi. <laughs> Sokakta bir grafitisini görüyor diyorsun oyuncu. Gitmek istemiyor. E şimdi bir de Maradona'nın grafitisini görüyorsun şehre geldiğinde. 2 sene sonra yanına seninkini hmm. yapıyorlar. Sen olsan ayrılır mısın? Hmm. Dün Ali de anlattı. Adamı soymak için arabasının önünü kesiyorlar. Camı indiriyor. Hamşi'yi görünce pardon diyorlar. Hmm. Kusura bakma Tabii, diyorlar. Özür diliyorlar. Kutsal gözle bakıyorlar. Yani doğal yani. olarak çıkamıyorsun orada. Bu memnundur <laughs> yani Amşik'te bu arada. Ben sadece izleyici gözüyle söylüyorum. Ya yani Şöyle bir Cross, Casemiro, Modric'in arasında <laughs> bir tane Amşik Hayal ettim yani şu anda Ancelotti'nin Real Madrid'inde şu an. Şey. Benim zaten o dönemde canlı yayında da söylemiştim. Böyle dönemin en iyi 11'ini yaptığımda sol içe direkt yazdım adam Her şeyi hak yapan oyuncu. Hak ee, yani son olarak da Uğurcan için her maçta öyle bir pozisyon oluyor. Gelmiyor, gelmiyor top. Bir tane kontropiyede kaldı pozisyon oldu mesela. E çok akılda kalıcı bir pozisyon değil. Ama Uğurcan vardı, akılda kalıcı bir pozisyon değil. Hatırladı hmm. mı? Galiba korner e, pozisyonunda böyle oyuncuya çarptı, kontropiyede kaldı, evet, evet, doğru evet, pozisyon evet. aldı. Akılda kalıcı pozisyon olması nedeni Uğurcan olması kalede. Ya yani normalde yese golü, ya yani kontropiyede kaldı, Kayıcı tamam. ne yapsın, diğer ters ayakta kaldı falan denilirdi ama her maçta bir tane böyle var Uğurcan'ın. E, Trabzonspor çok fazla kaleye getirmiyor rakiplerini ama getirden doğru yakalanan pozisyonu da çok iyi maçta tutuyor. Son olarak ben de şunu söyleyeyim. Abdullah Avcı ve Emre Belezoğlu. Şimdi teknik direktörler genelde biz teknik direktörler üzerinden okuruz ya oyunu. Çok da anlam yükleriz. Teknik direktör yaptı. Ama teknik direktörler kendilerine o kadar anlam yüklemezler. Bu oyun oyuncuların oyunu derler. Biz sadece bir şey aktarıyoruz. Her şeyi yapan oyunculardır derler. İyisiyle de. Kötüsünde kendileri sahiplenir de genelde. iyisini oyuncu adlı derler. Abdullah Avcı da Emre Belezoğlu oyuncuların oyununu oynatan teknik adamlar. Bu açıdan ligimiz için çok değerli. Onlara oynayacakları uygun ortamı hazırlayan teknik adamlar. Çok değerli. Şu sahada Visca diye bir oyuncu var. Özellikle bu maç olduğu için söylüyorum. Trabzonspor'a transferi gündemde. Evet. Visya Başakşehir'den ayrılır. Trabzon'a giderse çok belirleyici olur Trabzonspor için. Hani gerçekten ligi tahmininden daha erken karar bu takım. Ve aslında Trabzonspor tabii ki ligi kıracak o viz şamlesini yaparsa ama bence plan bu sezonu kazanmak değil. Bu sezon zaten aşağı yukarı kazandı. Yine geçen sezon yaptığı gibi yapıyor aslında Trabzonspor. Erkenden bir, bir sonraki sezonu yani. da başladı. Çok güçlü bir hamle yani olur. bir sonraki sezonda en güçlü hücum hattı bizde olsun hamlesi yani. Başakşehir için de zor olur. Onun tekrar yerini hmm. doldurmak. Diğer pozisyonu maçta özel yetenek, diğer yetenek de Viscan'ın pası. Doğal olarak e, o da bir hamle. Emre Belezoğlu için şunu söyleyeceğim. Çok beğeniyorum. Yani Hatta yılın enleri yapsak belki de yapacağız. Şey olmasın şimdi işe karışmak gibi olmasın. Yani yılın teknik direktörleri kısmında konuşacağım bir isim. Abdullah Avcı'ya rağmen detaylandırırım gerekirse. Hmm. Ama e, şöyle bir durum var hep yani kadronun yedek kulübesinin özellikle kısıtlı olmasından dolayı aynı hamleler olduğu gözlemlenmeye başladı. Gulbrandsen, Çadli, orta sahaya bir hamle. Hı hı. O kaka bir şekilde tutuyor oyunda. O hamleleri güçlendirecek transferler devre arasında Belezoğlu'nun da teknik adamının evet. daha iyi göstermesini sağlayacak ama büyük hoca olma yolunda yine Tabii. gittiğini gösterdi. Rakipleri tarafından övülmesi de bunu belli ediyor ama Trabzonspor standart belirliyor. Aynen öyle. Ve hamşik. Hamşik, Baraka Hamşık özel bölümünü daha çok ölmeye devam edeceğiz herhalde. Yorulmayacağız yani. Abi yani bu lige <laughs> her zaman denk gelecek bir oyuncu değil ya. Yani. Evet. O zaman özel bol bol kıymetini. Lideri de bu şekilde konuştuk. Bir de maç önü yapalım seninle. Tamam. Beşiktaş maç önü yapalım. Programı öyle sonlandıralım. 30 yıllık tecrübesiyle yatırımlarınızı yöneten Gedik Yatırım sundu.